Herkese merhaba. Oturduğun Yerden'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Yine Emirhan'la beraber. Emirhan hoş geldin hoş tekrar. Hoş bulduk abi. Eyvallah. Bugün de 3-4 tane konumuz var. Konuşacak çok konu vardı. Ancak yine gündemin böyle öne çıkan maddelerini sıraladık. Bunlar hangileriydi? Teknik direktör değişiklikleri, Giresun ve Samsunspor şampiyonluğa gidiyor. Bir onları özel olarak konuşacağız. Playoff'taki takımları konuşacağız. Ardından da Süper Lig'in yükselişe geçen Anadolu takımlarını konuşacağız. Ve bugünlük videomuzu sonuçlandıracağız. Yorum kısmına siz de görüşlerinizi yazın. Videoyu beğeniyorsanız da lütfen beğenin ve kanalı takip etmeyi unutmayın ki kaç kişi olduğumuzu bilelim, kaç tane insana konuştuğumuzu bilelim. Şimdiden saygılar, sevgiler takip edenlere ve videoyu beğenenlere. Videoyu geçmeden önce şöyle bir ben anons daha yapayım. Kübra Ertuğ geçen bizim videomuzu seyretmiş. Alo. Dedi ki üstünüze dedi iki tane tişört göndereyim de benim bir reklamımı yapın. Buradan Kübra'nın reklamını yapıyorum. Çünkü gururla yapıyorum bunu. NTV Spor döneminde staj arkadaşımdı benim Kübra. Şimdi başka bir sektörde başka işler yapıyor ama bu üstünde görmüş olduğunuz tişörtleri o üretiyor. İsim de Line My Shirt. Alt yazısında geçelim. Alt bant yapar Taylan bize kardeşim. Güzel kardeşim. Ona da iş çıkardım şu an. Kübra'ya da buradan selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz bu tişörtleri içinde. Siteye giderseniz bunlardan çok güzel örnekler var. Gönlünüze göre istediğiniz ürünü seçebilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Ve beni de selamını söylerseniz belki size indirim yapabilir. Bilmiyorum belki. Şimdi geçelim konulara. Geçelim abi. Yine abi hastalığımız teknik direktör değişiklikleri. Ne oldu? Hemen özetleyeyim. Adana Demirspor'un başına Samet Aybaba geldi. Tuzla Spor'da Ali Tandoğan gitti. Taner Taşkın yeniden geldi. Bir de son olarak Akhisar Spor'da Mesut Hoca'nın görevine son verildi. Bu son dakika haberiydi. Ama onun yerine geçecek kişi şu anda belli değil. Benim bir önerim var. Menemen Spor'daki Cenk Laleci minimum fiyatla maksimum faydayı sağlayan hoca. Ben kesinlikle de öyle. Dakika düşürmen takımın başına getirir. Kesinlikle abi katılıyorum %100. Evet. Ne diyorsun bu teknik direktör değişiklikleri hakkında? Şimdi abi hani biraz şey gibi köprüden önce son çıkış gibi görüyorum ben açıkçası. Hani haftalar ilerledi işte 23 maç eksikleri var ama şu an 23'ü tamamladık. Ben biraz şöyle görüyorum artık bu son değişiklikler. Yani bundan evet. Sonra yapılacakların çok fazla bir etkisini görmeyeceğiz. Aynen kulüplerde benim anladığım hani kötü gidişlerde zaten ilk fatura biliyorsun Türkiye'de teknik direktöre çıkar. Son artık böyle düzenlemeleri yaptıklarını umuyorum diyeyim ya da en azından. Ama şöyle tek tek istiyorsan hızlıca üzerinden geçecek olursak Adana Demirspor'daki istikrarsızlık devam ediyor. Biz 2 hafta önceki videomuzda da söylemiştik. Evet. Takım sadece saha içinde konsantre olsa çok iyi bir takım. Fakat anladığım kadarıyla yine olamıyor. İşte kadro dışıları var gene. Tarık Çamdal en son kadro dışıydı. Cüneyt Dumlupınar büyük bir şaşayla geldi. Bence fena da yönetmedi takımı ama işte sonuçlar gelmeyince bu sefer Samet Aybaba oldu. Samet Aybaba ile ilgili görüşü önce sana bırakayım ben. Abi şöyle bir durum var orada. Yani Samet Aybaba veya Cüneyt Dumlupınar sorunu değil bu. Takım yapboza döndü. Şimdi Tarık Çamdal'ı kadro dışı bırakmışlardı. Samet Hoca geldikten sonra affettiler. Volkan Şen'i de affettiler bu arada. Beraberinde yani. Takımda neredeyse 25 tane oyuncu var. 25 tane oyuncuyu ben şuraya yazsam yan yana dersin ki bu takım nasıl şampiyon olamıyor? Çünkü atıyorum Tuzla Spor'un kadrosuna baktığında veya işte İstanbul Spor'un kadrosuna baktığında veya Altınordu'nun kadrosuna baktığında yan yana koyamazsın bu isimleri. Yani işte dip basından tut Mehmet Akgüz'üne işte stoperde Semihler var, Tayyipler var, kalecisi iyi. Hani son haftaki performans sıkıntılı olabilir. O önemli değil. Abi Rasul ama var. Yani Galatasaray taraftarlara yazıyor sosyal aynen medyada. Aynen öyle. Hani yani şimdiden ayarlansın. Hasan diye. Kılıcı var. İşte sağ tarafta Emirhanları var. Yani kadro inanılmaz kaliteli, inanılmaz kuvvetli ama gelelim. İş oynamaya gelince olmuyor. Yapamıyorlar. Ya bir daha bir şöyle düşün. Mehmet Akgüs kadro dışı kaldı, geri geldi. Volkan evet. Şen yaklaşık bir 6 aydır İstanbul'da diyebiliyorum. İşte Erkan Zengin'le beraber kadro dışı kaldığında. Yani bu da çok iyi bir şey değil. Yani düşün. Bir seni kadro dışı bırakıyorlar. Hadi diyorlar sen git işte biz seni istemiyoruz. 2 hafta sonra gel tekrar başla. Ya bu aynen şey değil yani otomatik değil. O yüzden maalesef Adana Demirspor'un hani bu sorunları çözemediği sürece ben iyi görmüyorum. Açıkçası playoff adayımız hala adayımız ama bir 2 hafta daha kötü giderse işler ne olur? Ben şu an kestiremiyorum açıkçası. Bir teknik direktör değişikliğini daha kaldırabilir mi? Yok mümkün açıkçası, değil bence. Aynen. Mümkün değil. Ya şey ben aslında yani bence Akhisar Spor biraz geç kaldı teknik direktör değişikliğinde. Çünkü Mesut Hoca geldiğinden beri şöyle bir bakalım. Yani ezbere konuşmayalım. Bir bakalım. Akhisar Spor'da neredeyse bir 10 maçlık bir periyodu var. 10 maç hadi 8 maç da olabilir bu. Bir tane galibiyeti, diğerlerinde de mağlubiyeti var. Yani çok büyük bir istatistik bu. Çok büyük bir puan kaybı bir takım için. Ama Akhisar yönetiminin sonuna kadar bekleyip böyle bir karar alması, bunu devre arasında bu kararı vermemesi
Mesut Hoca'nın şansınaydı. Aslında ülkemizde alışık olmadığımız bir şey. Evet, evet. Ama burada sabrettiler. Ama o sabırlarının karşılığında maalesef mağlubiyetlerle hayatlarına devam ettiler. Yani şöyle iki tane galibiyetleri varmış bu arada. Oynadıkları dediğim gibi 10 maçta 2 galibiyet, 8 mağlubiyet almışlar. Kötü bir performans. Mesut hocamız da bunu istemezdi. Ama Mesut hocamızın Balıkesir performansından sonra bir de Akhisar'da böyle kötü performans sergilemesi onun kariyer açısından da biraz pek parlak olmadığını düşünüyorum. Yani bunlar olacak, bu değişiklikler olacak. Ama zamanları doğru zamanlama mı? Ben Akhisar'da bunu düşünmüyorum. Adana Demirspor'da zamanlama doğru bir zamanlamadır. Samet Aybaba doğru bir isim mi? Tartışırız. Onu günler gösterecek. Aynen, yani tartışırız. Tam olarak son Kayseri macerasının kararını... iyi geçmediğini zaten bütün futbol severler gördü. Aynen öyle. Ama bu alt daha bir alt lig seviyesinde ne yapar? Aynen dediğin gibi görmek lazım. Ben şöyle diyeyim sana, Cüneyt Dumlupınar sezon sonu bitmeden bir daha gelirse ben şaşırmam. Onu da hani şimdiden söyleyeyim. Geldi abi Tuzlaspor'un başından işte bir ay sonra Taner Hoca tekrar baştan aynen geldi. Aynen öyle. Yani. Konuyu da oradan biraz da bağlamak istedim. Yani Tuzlaspor'la ilgili iki hafta önce çok iyi şeyler söylemiştik. Çünkü gerçekten iyi bir kadrosu var. İşte Gökcan Kaya dedik, Fuçko dedik, Erkan Zengin dedik. Fakat geldiğimiz noktada orada da işler bir değişik gidiyor. Erkan Zengin büyük umutlarla geldi. Kadro dışı bırakıldı ve takımdan ayrılacağı şu an konuşuluyor. Ayrıldı bitti o iş. Muhtemelen bitmiştir. Aynen. Zaten Erkan Zengin'in olayı bu benim anladığım kadarıyla. Müthiş geliyor işte, süper transfer. İki hafta sonra hani takımla bağ kopacak kadar ne oluyor arada ben gerçekten bilmiyorum. Kendine uygun bir ortam bulamıyorsa bence rahat, yani konfor alanından çıktığını hissediyorsa çok bence haklısın. Sorun çıkarıyor veya işte ben... gidiyorum diyor. O da tabii ya ki... Ya böyle bir düzen kalmadı yani şu an. En alt liglerde bile artık tek adama dayalı bir düzen yok. Artık yani Erkan Zengin tamam iyi topçu bir şey diyemeyiz ama... Yani seneye bir alt ligde şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda rahatlıkla oynayabilir. Sözleşmesine hatta şimdiden konuşmalar falan başlamıştır bile olabilir yani. Bilmiyorum. Aynen. Taner Hoca iyiydi. İlk yarıdaki performansı hiç fena değildi. O da birkaç yenilgi üst üste alınca gönderilmişti. Hani dediğim gibi kadro kötü değil. Biraz Adana Demirspor'daki sorunlar Tuzlaspor için de geçerli maalesef. Saha içine bir türlü konsantre olamıyorlar. Bu nedenle playoff şansları bir miktar düştü. Burayı da yine görmek lazım. Şu an çok belirsiz. Yani evet, playoff şansı düştü diyoruz ama playoff'un şimdi biraz sonra konuşacağız. Playoff konuşunca konuşalım bunu. Tamam. Şöyle, çünkü herkes genel olarak puan kaybettiği için playoff makası çok açılmıyor. Yani 38-38, 39-40-41 bir haftada galibiyet alsan, diğer takım bir hafta mağlup olsa yakalıyorsun yine üst tarafı. Yani ondan bahsettim aslında. Kesinlikle, ama alttan gelenleri yine orada konuşuruz. Alttan gelenleri çok şey yapmayacağız, ardı etmemek lazım. Bir şey yapalım. Geçen gün bir eleştiri aldık. Giresun ve Samsun çok az konuşuyorsunuz. Diğer takımlara bu sene büyük fark attılar. Onları da biraz fazla konuşun diye. Giresun ve Samsun'a bir ayrı bir parantez açalım o zaman. Çok başarılılar, abi, çok istikrarlılar. Giresun Spor gerçekten, yani biz 3 hafta önce de ben burada şampiyonun en büyük adayı demiştim. Hı-hı. Birkaç yorumda hani erken konuşuyorsunuz, işte biraz galibiyetler işte 1-0 alınıyor, zor alınıyor denmişti ama evet. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Yani bu ligde kimse her maçı 3-0, 4-0 alamaz. 2 sene önce Gençler Birliği bir üst lige çıktığında, yani bir maç skorlarına bakarsanız hep böyle işte 1-0'lar, 2-1'ler. Yani önemli olan öncelikle sonuç almak. Giresun Spor bunu çok iyi yapıyor. Evet. Kaleci ve defans hattı çok bir de sağlam. Abi bir şey diyeceğim. Biraz da şanslılar galiba ya. İşte bu Adana Spor maçında Hayrullah soldan geldi. Orta yapayım derken kaleye gitti top ve gol oldu yani. Abi sen konsantreysen, fitsen, bu işi ciddiye alıyorsan, yani evet şans da seninle beraber olur. Yardımcı yani. Oluyorsun şey, değil mi? Ya sağ içine konsantreysen, sağ dışıyla çok ilgilenmiyorsan gerçekten hani evet, belki şans diyebiliriz ama bu işte hep böyledir zaten. Evet. Giresun Spor övgülerin en büyüğünü hak ediyor. 14 hafta üst üste gerçekten inanılmaz bir başarı. Zor maçları gelecek. Şimdi Ümraniye deplasmanı var. O gerçekten zor bir deplasman. Ben orada... Altay'la oynuyor evinde öncesinde. Altay'la zor bir maç. Çünkü Altay'ın ya Herro ya Merro maçı bu. Kredisi kalmadı. Hiç Altay. Kredisi kalmadı. Osman Özkörü'nün kredisi kalmadı. Oyuncuların, taraftarın gözünde kredisi kalmadı. Altınordu mağlubiyetinden sonra. Çünkü bir derbi kaybettiler. Ve neredeyse hani bari berabere kal, 6 puanlık maç, rakibine 3 puan vermek kesinlikle. Demek, rakibinin 3 puan aşağısına düşmek demek, onlara sene sonunda averajı kaptırmak demek. Bu hakikaten yani 1 puanlık bir avantaj sağlıyor. Puanlarınız eşit, atıyorum sizin puanınız 48, Altınordu'nun puanı da 48 ama Altınordu sizi yendiği için
Ve averajda sizden üstün olduğu için sizin üstünüze bitiriyor ligi. Ya 6 puanlık maç diyorlar ya. Evet. Aslında klişe gibi gözüküyor ama bu maç 6 puanlık maçtı. Öyle bir sıkıntı oldu. Giresun'la ilgili bir de Hakan Keleş'e çok kısa bir parantez açmak istiyorum müsaaden olursa. Süper tabii ki. Sivas Spor'da da başarılı bir teknik direktörlük macerası geçirmişti. Hı hı. Orası biraz bence göz ardı ediliyor. Ben zaten sonra şaşırmıştım neden hiç şans bulamıyor diye. Burada da sessiz sedasız hiç öyle gösterişe şey yapmadan kesinlikle çok iyi gidiyor. Ben eğer çıkarsa Giresun ki şu an en büyük adaylardan biri, Hakan Keleş'in bir üst ligde de başarı olacağına inanıyorum. İnşallah kadroda bozulmaz. Ben bir kehanet yapayım. Burada Giresunluların affına sığınarak. Giresun Spor, Altay ve Ümraniye Spor maçlarında ben puan kaybedebileceğini düşünüyorum. Yani iki maçtan birisinde bir beraberlik veya bir mağlubiyet görebilirler. Çünkü hani 12 hafta üst üste galip gelmek çok yorucu bir efor. Evet. Hem fiziksel hem zihinsel. Dediğim gibi iki tane çok zorlu bir maç var. Ben burada bir puan kaybı bekliyorum. Bakalım nasıl olacak, ligin seyri nasıl değişecek. Samsun Spor'a geçelim. Samsun Spor, aynen abi. Samsun Spor'u da yine övgüler... Ya 10 haftada 9 galibiyet almışlar kesinlikle abi. Kesinlikle övgüler yağdırmamız gerekiyor. Bu sadece Eskişehir Spor maçı için değil. Zaten Eskişehir Spor maçının hani tabii gidişatı ki belliydi. İstanbul Spor maçı mesela bence biraz resim verebilir bize orada. Kesinlikle öyle. O maçta hani ikinci yarı biraz fazla baskı yediler ama evet, onların da özellikle defans bloğunu sağlam kurduğunu söylememiz gerekiyor. Bir de ben 2 hafta önce de söylemiştim. Deplasmanını görmek lazım. Yani evet, Samsun içeride gerçekten çok dominant. Hı hı. Saldırıyor, hücum oynuyor. Biraz deplasman performansı bir miktar daha soru işareti gibi, fakat İstanbul maçındaki oyunu ben beğendim. Yani şey yapmadılar, gol attılar, biz yine hurra çıkalım değil, her şey böyle kontrollü. Biraz tabii Nurullah'ın da iyi performansından biraz fazla kontrollüydü. Ben o ikinci yarıdaki o geri çekilmeyi, geri yaslanmayı fazlaydı. Çok fazlaydı. Onu evet, Ertuğrul Hoca çözerse, onu Ertuğrul sağlam ki çözülmeyecek bir şey değil zaten. Hı. Ki bu arada refleks olarak, oyuncu olarak, futbolcu olarak geri çekilirsin yani. Öndesin, deplasmandasın. Aynen. Biraz daha kontrollü oynarsın ama İstanbul Spor çok geldi. Golü çok bulsa geldi, maç başka bir yere giderdi. Golü bulamadılar, maç 1-0 tamamlandı. Ve Samsun deplasmanda inanılmaz bir galibiyet aldı. Eskişehir maçına biraz değineceğim. Gollere veya galibiyete falan değinmek istemiyorum. Hı. Bir pozisyonda penaltı oldu. İlyas Kubilay topun başına geçmek istedi. Yasin de atmak istedi. Orada çok güzel bir şey. Yani bu belki şampiyonluğun anahtarı bence. Gökhan Karadeniz geldi. Yasin dedi ki bırak dedi, penaltıcı o atacak. Ama bunu çok güzel bir şekilde, yani sarılarak abi bırak hani yarın sen atarsın, sen gol olsun, takım kazansın, önemli olan o gibisinden söyledi. Sonra İlyas, hani Yasin de orada biraz serzenişte bulundu. Ya işte ben atacaktım falan filan. Sonra İlyas golü attıktan sonra abi Yasin İlyas'a koştu. Gökhan Karadeniz ile beraber üçü böyle sarmaş dolaş oldular. İşte bunu bir takım yakaladığı anda, yani bunu yakalamak çok kolay bir şey değil bu arada. Ertuğrul Sağlam'ı burada kutlamak gerekiyor gerçekten. Şimdi İlyas'ı oturdu abi yedek. Hı hı. Ama Eskişehir maçında ilk 11 oynattı. Ve İlyas'ı hiçbir zaman küstürmedi. Veya yedek oyuncuları abi işte İstanbul maçında Guido Koçer çıkıyor sağ kanatta. İşte yani İlyas Kubilay yedekte oluyor. Eskişehir maçında Guido'yu sen kenarı çekiyor. İlyas'ı oynatıyor. Aşırı iyi bir kadro mühendisliği yaptı bu sene Ertuğrul Sağlam. Geçtiğimiz yıllarda Bursaspor'la şampiyonluk yaşamıştı. Zaten kalitesinden hiçbir şekilde sorgu sual yani etmek çok doğru değil. Ama Samsun Spor döneminde ustalığını hakikaten gösteriyor. Ben hakikaten büyük saygı duyuyorum. Abi orada bir artıyı da yönetime bence yapmak lazım. Yani bu ligde özellikle bu seviyedeki oyuncuların düzgün ödeme alması. Hı hı. En azından ya ben paramı alacak mıyım, almayacak mıyımı kesinlikle düşünmemeleri çok önemli. Burada hani Samsun Spor zaten iyi yönetilen bir kulüp. İşte Yılport sponsorluğu var. O anlamda bence yönetimin de orada ciddi bir eforu var. Onu da göz ardı etmeyelim. Samsun Spor için iyi günler devam ediyor. Muhtemelen de bu şekilde gidecektir diye tahmin ediyoruz. Valla ben de ilk ikinin değişmeyeceğini düşünüyorum. Hatta belki o da şey, belki Samsun liderliği bile alabilir Giresun'dan. Hı-hı. Ama Giresun'un da aşağılara düşeceğini düşünmüyorum 3. sıralara. Playoff'a geçelim. Playoff'ta geçelim ama. Gerçekten güzel bir yarış var. Bizi önümüzdeki haftalarda kıran kırana playoff karşılaşmaları bekliyor bence. İstanbulspor, Altınordu, Adana Demirspor, Keçiören Gücü, Altay ve Tuzla Spor playoff adayları. 6 tane takım saydım. 4 tane biletimiz var. 2 tane takım dışarıda kalacak. Ben bir de Ümraniye'yi de saymak isterim. Ben Ümraniye'yi de playoff'a hala... Bu biraz abi, kehanet gibi oldu ama... Nazar değdireceğiz Ümraniye'ye gerçekten. Ya oyunu izleyince zaten hani izleyenler de farkındadır. Gerçekten, hı-hı, iyi bir oyun var. Yani şey değil, sadece skor olarak bahsetmiyorum. İyi bir oyun var. Evet, evet. Diferans 6 puan. Pardon 7 puan şu an playoff'la. Ama playoff'taki takımlar o kadar tökezliyorlar ki işte Altay iyi gidiyor yeniliyor. Adana Demirspor iyi gidiyor yeniliyor. Keçiören Gücü bir anda puan kaybediyor. Evet. Ben o yüzden hani bu
resme biraz Ümraniye'yi de dahil edebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım, güzel bir kehanet oldu bu. Vallahi aynen yani olmazsa böyle bir sonradan demişti gibi bir şey ama hiç problem değil. Yani biz gördüğümüzü yorumluyoruz. Sağda ne oluyorsa onu yorumlamaya çalışıyoruz. Bu hafta da Altın Ordu ve İstanbul Spor için iyi geçti. Evet. Özellikle Altın Ordu'nun çıkışı iyi bir çıkış. Devam ediyor. Enis Destan'ın çıkışı devam ediyor. Konuşmuştuk geçen hafta zaten. İstanbul Spor'da bir Samsun Spor yenilgisi oldu ama sen de söyledin. İkinci yarı çok baskı yaptılar. Çok baskı yaptılar ama şey yani ben orada bir noktaya değineyim. Eski İstanbul Spor yok. Yani Akhisar maçını seyrettim. Yani Akhisar maçında Akhisar Spor 3-4 tane net pozisyon buldu. Onları atsalar İstanbul Spor'dan puan koparabilirlerdi yani. İstanbul Spor 1-0 çok iyi bir skor bence. Aldılar 3 puanlarını gittiler ama bence önümüzdeki haftalar için böyle bir çanlar çalmaya başlıyor. Zaten senin ilk iki değişmezin ben demenin en önemli sebeplerinden birisi bu bence. Yani altta İstanbul var en iyi. İstanbul'un da oynadığı oyun İstikrar ortada. Yok. İstikrar yani, yok. Orada biraz şey var. Roka oynayınca oynuyoruz, Roka oynamayınca oynamıyoruz tarzı bir durum söz konusu. Bakalım Fatih Tekke biraz yani Akhisar maçında bazı oyuncuları kızağa çekip bazı oyunculara şans tanıdı. Evet. Oradan bir canlanma olur mu olmaz mı göreceğiz. Doğru bir hamle olduğunu da söyleyelim bu arada. Alperen Uysal çok formsuzdu kalede. Onu değiştirmesi mesela etki etti. Hı hı. Zaten rotasyon yapabilecek derecede iyi bir kadroları var. Bahsetmiştik yani alt liglerde iş yapmamış ya da altyapılarda ciddi potansiyeli olan oyuncularla oynuyorlar. Playoff'un en önemli adayı İstanbul. İlk iki için de biraz bahsettiğim gibi oyunu iyileştirmesi lazım. Kesinlikle. Burada Adana Demirspor, onu konuşmuştuk, onu es geçelim. Keçiören Gücü, Altay ve Tuzla Spor var. Ben Altay'a bir parantez açmak istiyorum. Öncelikle Altay taraftarları, ben böyle Twitter'dan bazen şey yazıyorum işte, Paçal 17 tane gol attı ama bu sezonki performansını beğenmiyorum yazıyorum. İşte insanlar bana tepki tweetleri atıyorlar. Arkadaşlar, ben Paçal'a kötü golcü demiyorum. Adam Altay'ın sayılı golcülerinden, geçtiğimiz yıllarla beraber bu yılda neredeyse 70-75 tane gol atmış. Altay tarihine geçti diyebiliriz. Altay tarihine geçti adam. Ben bu adamı zaten kötü golcü diyebilir miyim? Öyle bir şey olabilir mi yani? Deli misiniz? Ama Paçao'nun 17 gol attığı noktada Altay 7. ise burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunu görmemiz lazım. Burada ya bir oyunda bir sıkıntı var, ya Paçao'nun partnerlerinde bir sıkıntı var, ya orta sahada bir sıkıntı var, ya antrenörde bir sıkıntı var. Bir yerde bir sıkıntımız var bizim. Yani Paçao'nun 17 gol attığı yerde, yani Balde 11 tane gol atmış, Giresunspor yani Altay'ın neredeyse 10 puan üstünde. Ya bahsettiğin gibi, çünkü tek adam o. Şu an Paçao oynarsa takım oynuyor. Paçao da ne yapsın yani, bu adam zaten çok yaşlı, genç, ya, inanılmaz fit bir adam değil yani. Şöyle bu... bir şey yap. 2 santrforu yap, 4-4-2 yap. Paçao'nun da üstünden biraz yükleri azalt. Ya Altınordu maçında Paçao'nun bir tane şutu var. Penaltıdan attığı gol. Onun haricinde Paçao kaybolmuş. Ya Paçao kaybolur çünkü Paçao eski fit 3 sene önceki Paçao değil. Yap abi 4-4-2 yap, yanına Erhan'ı koy, bir tane pırpır koy. 2 tane kanatta Kapele al, Paçao'nun yanına koy. Bir şey dene. Sezon başından beri hiçbir şey denemediler. Ama sadece tek şey yani tek övgümüz, tek övüncümüz Paçao 17 tane gol attı. Ya buradan şöyle bir şey söyleyeyim. Ortam güllük gülistanlık değil. Paçao bu sezon sonunda yine gol kralı olabilir. Ama Altay playoff dışında kalırsa... Yine hüsran. 27 tane transfer yapmışsın. Evet. Yine eller boş. Umarım Altay playoff'u yakalar. Ve çok keyifli bir, çok çekişmeli bir playoff izleriz. Benim düşüncelerim playoff attığı için bu kadar. Altay'la ilgili son şunu söyleyeyim abi çok kısa. Altay tutarak kazanabilen bir takım değil. Altay'ın yapısı bu değil. Yani Altay 1-0 falan kazanamaz. Altay'ın mutlak surette dediğin gibi hücumunu zenginleştirmesi lazım. Evet. Buna çözüm kesinlikle dediğin yine %100 katılıyorum. 2 forvet mi olur artık? 4-3-3 mü olur? Bulunması lazım. Defansa güvenilerek iş yapılmaz Altay'da. Aynen öyle. Geçelim Anadolu Aslanları'na. Gerçekten son dönemde Süper Lig'de Göztepe, Trabzonspor, Alanyaspor, Hatayspor harikalar yaratıyor. Aynen öyle. Yani, değinmeden geçmemek gerekiyordu. Gerçekten, İyi oldu bunu konuştuğumuz. Çok iyi performanslar sergiliyoruz. Yani Trabzonspor'u bir kenara bırakırsak diğer takımların son haftalardaki çıkışı ve geçtiğimiz sezonlardaki kötü performansını bu sene iyileştirmeleri çok umut verici, çok umutlandırıcı. Genç antrenörler var aralarında. Çağdaş Hoca gibi tecrübeliler var. Ünal Hoca gibi, Abdullah Hoca gibi. Hani Ömer Hoca var mesela Hatay'ın başında. Onun da Süper Lig'de
neredeyse ilk deneyimi diyebiliriz. Çağdaş Hoca'nın da ilk deneyimi. Çok iyi performans sergiliyorlar. Ne diyeceksin bu takımlarımız hakkında? Abi önce Ömer Erdoğan ve Hatay Spor'la başlayayım hızlıca istiyorsan. Tabii, Ömer tabii. Erdoğan'ın geçen sene Karagümrük macerası da bence başarılı bir maceraydı. Hı-hı. Hatay'a da burada bravo. Oradan aldılar. Ömer Erdoğan'ı getirdiler. Yapılan transferlerin hepsi belli bir mantık çerçevesinde yapılmış. Yani boş transferler değil. Zaten şu an Mupenza'ya 8 milyon eurolar konuşuluyor. Onun da transferi son dakika. İptal oldu transfer olmuş. Galiba aynı. Aynen. Takım gerçekten iyi de oynuyor. Sadece transfere de bakmamak lazım. Oyuncuların pasaportuna bakmıyor Ömer Hoca. Yabancı ise yabancı, Türk ise Türk'ü oynatıyor. Forma çok bakıyor. Şehir de zaten hani başarıya aç bir şehir. Bu sene ilk defa Süper Lig'de oynuyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani alt ligden gelen oyuncular da oynuyor ilk 11'de. Tabii, onu demek istedim. Yani mesela Mesut Çaytemel iyiyse Katranis kesiyor zaten. Evet. Atıyorum kalede işte Münir oynamadı. Akın Alkan hiç fena performans hiç sergilemedi. Çünkü her takım çok motive ve özellikle kondisyon olarak çok iyi bir takım Hatay. O geçiş oyununu çok iyi oynuyorlar. Bir anda bir bakıyorsun pır pır işte Akintola attı, Bupenz attı, Diouf attı, gol. 3-0 olmuş. Oyuncuları bu. Hiç şey değil öyle. Topu eveleyim, geveleyim, sağa atayım, sola atayım yapmıyorlar. Keşke şey de açık olsaydı, pandemi olmasaydı, Hatay'a gitseydik beraber. Hem çok güzel yemekler yeseydik. Stada hala şehir merkezinde daha taşınmadı. Stada da güzel gezerdik. Tebrik ediyorum. İnşallah böyle devam eder. Alanya Spor, Çağdaş Hoca şu an 42 puan topladı. İlk sezonu yaptığı transferler konuşuldu. Bir ara liderliği kimseye bırakmıyordu ama şimdi biraz o puan kayıplarıyla beraber aşağılara doğru düştü. Evet. Ama yani yiğidi öldür hakkını ver. Biz biraz burada skor konuşmayan taraftayız. Skor konuşmuyoruz. Alanya Spor 10. da olabilir. Aynen. Ama Çağdaş Hoca'nın o yarattığı performans, o yarattığı bir ekip ruhu çok değerli bence. Kesinlikle Alanya Spor bu hafta Galatasaray'a yenildi ama şu an şey diyemeyiz yani. Aa bir dakika çok kötü oldu işte işler kötü gidiyor diyemeyiz. Hı hı. Bir de bu takımın bence şöyle bir özelliği var. Bu şehrin ya da diyeyim. Ne kadar böyle kariyerinde gerilemiş adam varsa burada coşuyor abi. İşte sadece Türk değil. Yani sadece Ozan Tufan'dan ya da Salih Uçan'dan bahsetmiyorum. Kalkır falan filan. Steven Kalkır yani evet, bu adam evet. İngiltere'de çok bir wonder kid'di. Çöktü. Alanya'ya geldi. Şu an ikinci baharını yaşıyor. İşte büyük takımlarla adı alınıyor. Çağdaş Hoca'yı da tebrik ediyoruz. Hiç kesinlikle çizgisini bozmuyor. Maçtan maça taktik değiştirmiyor. Bu çok önemli bence. Aynen. Alanya için de biraz daha topu hani verdiğinde, topu aldığında o gol sorununu çözse zaten hiç ilk 5 içinde onu da sayabileceğiz. Göztepe'nin bir Fenerbahçe galibiyeti. Ondan önce Başakşehir galibiyeti vardı. Ünal Hocam durumu toparladı biraz. Halil'in performansı çok dikkat çekiyor. Euro 2021 öncesi 8 gol 6 asistlik bir performans var. Çok büyük katkı. Gerçekten müthiş performans. Halil'e de buradan ayaklarına sağlık, başarılar dileyelim. Şenol Güneş şöyle bir açıklaması var. Milli takım kapısı herkese açık. Performansları kimin performansı ise onu alacağım. Bence Halil buradan devam ederse hani şu sayıları 12 gol 10 asiste falan çıkarırsa alamaması gibi hiçbir abi, şey yok. Halil hak ediyor çünkü bizim Türk milli takımında bu kadar hareketli kanat oyuncusu yok. Yok. Cengiz Ünder, bunlar, Hakan Çalhanoğlu bunlar statik oynayan adamlar. Evet. Tamam çok iyi top kontrol ediyorlar. Çok iyi pas atıyorlar ama Halil gibi evet. Oyun sıkıştığında şöyle bir uzun top atayım, araya top atayım, ona kaçayım diyecek oyuncular değil bunlar. Yok. Ve bu performans da zaten milli takım hak etmiyorsa artık ne hak eder de diyebilirim. Sırf bu hafta attığı gol için de söylemiyoruz. Bahsettiğin gibi çok ciddi gole katkısı var. Bildiğim kadarıyla takımın en golcü oyuncusu Şerif Endiaye'nin de önünde. Evet. Kendisini gerçekten tebrik ediyoruz. Ünal Hoca'yı da tebrik ediyoruz. O da şunu gördü. Ya ben her maçı böyle açılarak, açık oynayarak kazanamam. Biraz daha çekileyim. Çok hızlı oyuncularım evet. Var. Bunu kullanıyor. Gayet de başarılı. Tam olarak aslında bundan bahsediyorum. Bir şeyin olmadığını görünce değiştirmek, yön öyle. Değiştirmek hata değil, suç değil. Çünkü oyunun içerisinde var bunlar. Bazen olmaz yani tutturamazsın kimyayı. Aynen öyle. Değiştirmen lazım. Üçlü defans yaparsın, iki forvet oynarsın, üç forvet oynarsın. Ne bileyim yani kadronun kimyasını bir şekilde bulması lazım antrenörlerin. Ama herkes tiki taka oynayamaz zaten. Ya yani öyle bir şey yok. Senin elinde işte Esiti var, Fosun Diabate var, Halil varsa, Şerif Endiaye varsa abi atacağım topu ileri diyeceksin siz koşun. Geride öyle. De biraz sağlam duracaksın. İşte İrfan Can zaten çok iyi kaleci. O da milli takım havuzuna girmiştir diye tahmin ediyorum. Süper. Kesinlikle öyle. Çözümü buldu gibi duruyor Ünal Hoca. Abdullah Hoca'ya geçelim. Yine yoktan var etti bir takımı. Taktikleriyle, savunma anlayışıyla önce bir takıma gol yedirmemeyi öğretti. Ardından da iyi oyunu yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladı. O kasketliler geliyor esprisini abi, de ortaya çıkardı. Geliyorlar ya. Yani bir de şunu söylemem lazım. Devre arası transferlerini en iyi yapan takım ne Galatasaray benim için ne Fenerbahçe, Trabzonspor. Yani iki tane Berat ve Bakasetas'ı oraya bir koydu. Evet.
takımın bütün çehresi değişti. Oyun öyle. Akıyor şu an. Kesinlikle. Dediğin gibi zaten gol yememeyi biraz aşılatmıştı. Şimdi de artık oyun çok iyi akıyor. İşte öndeki Afobe girdiğinde Afobe'yi, Canini'yi, Vakayeme'yi ve Ekuban'ı çok iyi besleyen bir arka ikili oluştu. İşte Berat Bakasetas, Flavio da mesela performans çok arttı. Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Trabzonspor ben açıkçası ilk iki için zorlayacağını düşünüyorum. İlk iki olur demiyorum. Çünkü diğer üstteki takımlar da çok formda. Beşiktaş, Galatasaray, Fener de biraz düştü ama onlar da formda. Bu hafta inanılmaz kritik bir karşılaşma çok var kritik. Tabii ki. 6 puanlık diyebileceğimiz bir maç Trabzonspor, daha. Trabzonspor Fenerbahçe'yi ağırlıyor kendi evinde. Yendiği anda işler değişir. Seyirci abi. Yok. Mesela bu maçta acaba yani Trabzonlar tabii şey yapmasın, alınmasınlar ama bu maçta bir tık avantaj olabilir mi diye düşünmüyorum. Trabzonspor için. yoksa hani bu tabii ki de biraz işin şakası ama ben de bu maçı kolay geçeceğini hiç düşünmüyorum. Trabzonspor bence daha avantajlı. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Güzel yine çok konuştu. 30 dakika falan oldu herhalde. Taylan habire oradan dakika yazıp gösteriyor. Güzel bir video oldu. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Ve dediğim gibi videonun başında da Live My Shirt tişörtleriyle Kübra'ya destek olmayı da unutmazsanız seviniriz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.